Ben Gelibolu'ya 32 yıl önce gittim. Bunu biraz anlatmak istiyorum. Yok, ilk kez 32 yıl önce gittim. Evet, de. İlk kez 32 yıl önce gittim. Bir Volkswagen minibüs, karavan. Bir şey. T2 mi? İşte minibüs, küçük. O düldüllere T2 bir minibüs. İki aileydik. Talha bir yaşında bile değildi. Yani o kadar eskiden bahsediyorum. Ve bir akşam üzeri Gelibolu'nun girişinde bir caminin kapısında durduk. İki aileyiz. Fikri Cumhur izliyorsa selam olsun. Fikri Cumhur asker, onu ziyaret edeceğiz. Oradan İzmir'e devam edeceğiz. İstanbul'dan çıkmışız. Akşam üzeri diyorum ya, akşam üzeri arabadan indim. Daha henüz çocuklar falan arabadalar. Caminin avlu kapısını ya da bahçe kapısını ittirdim. Dedim, açık zaten. Girdim. Beton var, sağlı sollu çimenler var. Birden çimenlerin üzerinde dikkat, her yer kabristanlıktır yazıyor. Ben ilk defa gördüm. Acayip bir tuhaflaştım. Sonra şadırvana gittim, bir abdest aldım. Döndüm. Dedim ki, arabada yatacağız o gün. Yani karavanda kalacağız öyle. Çadırımız falan da var. Dedim, burada kalamayız. Her yer kabristan. Nasıl basacağız? Nereye oturacağız? Ne olacak? Ben yapamam yani. Dediler, Fikri'yi görelim de bir yol buluruz. Fikri'yi bulduk. Fikri'yle konuştuk. İşte asker orada. Ziyaret ettik. Sahile indik. Şanlık mevkiye indik. Gece saat 12'yi geçti. Sabaha kadar çocuklar uyudular. Ben de öyle arabanın başında bekledim. Gelibolu'nun içine o günden sonra hiç girmedim. Belki onlarca defa geçtim oradan. Sonrasında şehitlerin tamamını, yani belki biraz sonra konuşuruz işte, abi de dahil olmak üzere hepsine gittik. İşte şehitlerimize dualar ettik. Benim Kurt dedem de orada yatıyor, onu da söyleyeyim. Allah dedemin babası. Cümlesine dedemin babası. Dedem de orada savaşmış ama dedem baba o gitmişler, kurtulmuş. Benim iki dedemin babası da orada. Ha işte, dedem, Kurt dedem orada. Şimdi orası öyle bir yer. Biraz önce Emin abi anlattı ya. Yedi düvele karşı mücadele ediyorsun, emperyalistlere karşı mücadele ediyorsun. Mehmet Akif'in deyimiyle yamyamlara karşı mücadele ediyorsun. Şehit düşüyorsun, 250 bin şehidin var. Ve o toprakların her zerresinde, her karışında dikkat, her yer kabristanlıktır dendiği için her yerde şehitler var. Şimdi böyle bir coğrafyaya çok da anlamlı bir noktadan girdi Gaffar Bey. Bizim Rumeli'ye bu sefer sandalla değil, geçen haftada biz atla geçtik Tuna'yı, aldırma ve Tuna'm diye şiir okumuştuk ya. Şimdi artık salla, tekneyle, gemiyle, feribotla değil, biz karadan, arabayla Rumeli'ye geçeceğiz. Rumeli de Anadolu'ya gelecek. Bu çok anlamlı bir köprü. Yani böyle sadece efendim lojistik anlamda işi kolaylaştıran, sadece efendim iki kıtayı birleştiren bir köprü olarak değil, çok daha büyük anlamlar, ki çok önemli bir şey Emin Bey hatırlattı, bir ruhu canlandırma meselesidir bu. Ve aynı zamanda da bir herveledir, meydan okumadır. Tıpkı New York'taki dünya Birleşmiş Milletler'in karşısına 35 katlı Türk evini dikmek nasıl bir herveleyse, tıpkı Çamlıca Tepesi'nin oraya 6 minareli camiyi dikmek nasıl herveleyse, Ayasofya'yı açmak nasıl Ayasofya'yı, bir herveleyse, Ayasofya'yı tutup tekrardan ibadete açmak neyse, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü oraya yapmak, Lapseki ile Gelibolu arasına yapmak bir herveledir. Bu bir meydan okumadır. Orası tam geçtiğimiz yer bir de. Ha, biz, 1353'te tabii canım, geçtiğimiz yere yaptık köprüyü. Aynı yere yaptık. Tabii canım, aynı yere yaptık. Yani buradan geçildi ve aynı yere yaptık yani. Dolayısıyla bu bir herveledir. Bundan gurur duymayan utansın. Bunu bir müteahhitlik hokus pokusu olarak algılayan utansın. Ama
azıcık milli duyguları olanlar da şeref duysunlar. Hayırlı uğurlu olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.